İlk olarak hayvanları omurgasızlar ve omurgalılar diye ayıracağız. Daha sonra omurgasızları kendi içinde derisi dikenler, eklem bacaklar, süngerler, sölenterler, yumuşakçalar ve solucanlar olarak ayıracağız. Daha sonra eklem bacakları örnekler verebiliriz. Örneğin karides, yengeç, akrep, örümcek ve benzeri. Daha sonra derisi dikenlere örnek olarak deniz yıldızı, deniz kestanesi ve deniz hıyarını verebiliriz. Solucan şekilde örneğini görüyoruz. Yine yumuşakçaları örnek olarak sümüklü böceğe verebiliriz. Sölenterlere deniz anasını ve hidrayı örnek veriyoruz. Süngeri görüyoruz yine. Omurgasızların bu sene yalnızca bu kadarlık kısmını görüyoruz. Omurgalılara geldiğimizde balık, kurbağa, sürüngen, kuş ve memeli olmak üzere 5 gruba ayrılıyorlar. Genel özelliklerine baktığımızda ise hepsinde omurlarla başlayan iskelet var. Sinir sistemleri gelişmiş ve hepsi ayrı eşeğliler. Yumurtayla veya doğurarak, yani eşeğli olarak ürüyorlar. Boşaltımları böbreklerden yararlanılıyor. Aktif hareket ediyorlar ve yine 5 gruba ayırdığımızda ilk grubumuzda balıklar var. Balıklara örnek olarak hamsi, sazan, alabalık ve köpek balığını verebiliriz. Kurbağalara ikinci grubumuz. Sürüngenlere örnek olarak yılan, kertenkele, kaplumbağa örnek veriyoruz. Diğer bir grubumuz kuşlar. Onları da serçe, güvercin ve kartalla örneklendirebiliriz. Memelilere örnek olarak ise sığır, fare ve yarasayı veriyoruz. Şimdi tek tek hepsinin özelliklerini inceleyelim. Balıklara baktığımızda omurgalıların en basiti. Yumurtaya çoğalıyorlar ve çok sayıda yumurta oluşturuyorlar. Çünkü yumurtalarını suda yaşayan bazı canlılar besin olarak kullanıyorlar. Dişi balık yumurtasını suya bırakıyor. Erkek balık spermlerini yumurtanın üzerine bırakıyor ve bunların birleşmesi vücudun dışında gerçekleşiyor. Bu nedenle dış döllenme olarak adlandırılıyor. Kuluçkaya yatmıyorlar ve yavrularıyla ilgilenmezler. Başkalaşım geçirmezler ve vücudu pullarla kaplıdır. Solungaç solunumu yaparlar. Kurbağaların özelliklerine baktığımızda yine yumurtayla çoğalıyorlar ve çok sayıda yumurta oluşturuyorlar. Dış döllenme görülüyor. Yavrularıyla ilgilenmiyorlar. En önemli özellikleri başkalaşım geçirip sudan karaya geçmeleri. Nemli yerlerde yaşıyorlar. Yine kurbağa da yavruları solungaç solunumu yapıyor. Ergün kurbağaları ise akciğer ve deri solunumu yapıyorlar. Yine balıkları ve kurbağaları şekildeki kısımlarıyla resimlerini görüyoruz. Sürüngenlere geldiğimizde üyeleri körelmiş veya hayvanın yerde sürünmesine yardımcı olacak şekildedir. Yumurta ile çoğalırlar. İç döllenme dış gelişme görülür. Kuluçkaya yatmazlar ve genellikle yavrularıyla ilgilenmezler. Başkalaşım geçirmiyorlar ve vücutları sert pullarla kaplı. Akciğer solunum yapıyorlar. Karada ve suda yaşayan çeşitleri var. Sürüngenlere örnek olarak kaplumbağanın resmini görüyoruz. Yine kertenkeleyi, yılanı örnek verebiliriz sürüngenlere de. Kuşlara geldiğimizde yumurta ile çoğalıyorlar. İç döllenme dış gelişme görülüyor. Kuluçkaya yatıyorlar ve yavrularıyla ilgileniyorlar. Başkalaşım geçirmezler ve vücutları tüylerle kaplıdır. Akciğer solunumu yaparlar. Yumurtadan çıkan yavrularını besler ve bakımını sağlarlar. Kuşları da örnek olarak şekilde bir sürü var görüyoruz. Örneğin güvercin, kuğu, kartal ve benzeri kuşlar grubunda yer alıyor. Memelilere geldiğimizde omurgalı hayvanların en gelişmişidir. Sinir sistemleri gelişmiştir ve öğretilmeye uygundurlar. Doğurarak çoğalırlar. İç döllenme ve iç gelişme görülür. Yavrularıyla ilgilenir ve sütle beslerler. Başkalaşım geçirmezler. Vücutları kıllarla kaplıdır ve akciğer solunumu yaparlar. Memelilerin örneklerini gene görüyoruz. Balina, kanguru, at, köstebek memeliler grubunda inceleniyor. Az önce başkalaşım geçiren hayvanlardan bahsettik. Peki başkalaşım ne demek? Şimdi bazı canlıların yumurtasının içinde gelişmesini tamamlayacak kadar besin bulunmaz. Bu nedenle de yavrunun gelişimi dışarıdan tamamlanır. Yumurtadan çıkan yavrunun ergin birey oluncaya kadar geçirdiği değişim evrelerine de başkalaşım deniyor. Örneğin kelebek başkalaşım geçirir. İlk başta yumurtadan çıktıktan sonra tırtıla, tırtıldan pupaya, pupadan da kelebeğe dönüşüyor.
Başkalaşım geçirirkenki sürelere baktığımızda yumurtadan larva oluşumu 10 günde, larvadan pupa oluşumu 1 ayda, pupadan kelebek oluşumu 3 haftada, kelebekten yumurta oluşumu yine 1 haftada gerçekleşiyor. Başkalaşım geçiren diğer bir canlımız kurbağa. Kurbağaya baktığımızda döllenmiş yumurtanın gelişmesi sonucunda larva oluşuyor. Daha sonra başta balığa benzeyen larvalar daha da gelişerek iribaşı oluşturuyor. Zamanla iribaşının ön ve arka üyeleri gelişiyor, kuyruk yok oluyor. Böylece genç yavru kurbağa oluşmuş oluyor. Daha sonra yavru kurbağa da gelişerek ergin kurbağa haline geliyor. Şimdi bütün hayvanların özelliklerini anlattık. Neler öğrenmişiz test edelim. Tabloda verilen hayvan gruplarının taşıdığı özellikleri artıyla, taşımadığı özellikleri eksiyle gösterelim. Böceğe baktığımızda böcek omurgasız grubunda yer alıyor ve yumurtayla çoğalıyor. O zaman taşıdığı özelliği artı koyuyoruz. Doğurarak çoğalma memelilerin özelliği de eksi koyuyoruz. Ve yavru bakım böceklerde görülmez. O nedenle görülmeze artı koyuyorum. Gelişimini anne karnında değil dışarıda gerçekleştiriyor. Başkalaşım geçirirler. Eklem bacaklar grubunda yer alıyor çünkü. Buraya da artı koyuyoruz. Balıklara geldiğimizde balığın yumurtayla çoğaldığını söylemiştik. Yavrusuna bakım göstermediğini söylemiştik. Yine gelişimin dış ortamda gerçekleştiğini ama başkalaşım geçirmediğini de söylemiştik. Kurbağaya geldiğimizde yine yumurtayla çoğalıyordu. Yavrusunda bakım görünmüyordu. Buraya artı koyuyoruz. Yine gelişimini anne karnında değil dış ortamda gerçekleştiriyordu. Ve başkalaşım, az önce başkalaşım evrelerini de anlattık hatta. Başkalaşım geçiriyor kurbağalar. Kuşlara geldiğimizde çoğalma şekli yine yumurtayla. Yavrusuna bakım, az önce söylemiştik, kuluçkaya yatıyordu ve yavrusuyla ilgileniyordu. Gelişimi yumurtayla, yani dış ortamda gerçekleşiyordu ama başkalaşım geçirmiyorlardı. Sürüngenlere geldiğimizde yine gelişimli çoğalmaları yumurtaylaydı. Yavrularına bakım görünmüyordu. Gelişim yine dış ortamda gerçekleşiyordu ve başkalaşım geçirmiyorlardı. Memelilere geldiğimizde doğurarak üreyen grubumuzdu. Yavrularını sütle besliyorlar, yani bakım gösteriyorlardı. Gelişim doğurarak olduğu için anne karnında gerçekleşiyordu. Fakat başkalaşım geçirmiyorlardı. Şimdi burada konu anlatımımız sona erdi. Konuyla ilgili sorularımıza geçelim. İlk sorumuza baktığımızda bir tablo verilmiş. Yukarıda omurgalı hayvanlar sınıfına yer alan canlılar ve onlarla ilgili özellikler verilmiş. Canlının özelliği taşıması artıyla, taşımaması eksiyle belirtilmiş. Acaba hangi hayvanın tablodaki özelliği yanlıştır deniyor. Şimdi kediye baktığımızda kedi memeliler grubunda yer alıyordu ve doğurarak çoğalıyordu. Yavrusuna bakım gösteriyorlardı. O zaman birinci, yani kedinin için verilen bilgiler doğru. İkinci grubumuzda hamsi var. Hamsi balık grubunda yer alıyor. İsterseniz üzerine not alabiliriz. Kediye baktığımızda ise kedinin memeli grubunda yer aldığını söyledik. Balıklar için yumurtaya çoğalma doğru bir bilgi. Doğurarak çoğalma yanlış. Yavrularına bakım göstermiyorlardı ve başkalaşım geçirmiyorlardı. Kuğuya baktığımızda kuğular kuş grubunda yer alıyordu. Kuşlar yumurtaya çoğalıyorlardı. Doğruydu. Yalnız burada eksiyle gösterilmiş. Bu nedenle kuğu için verilen bilgiler yanlıştır. Kurbağa yine yumurtayla çoğalıyordu ve başkalaşım geçiriyordu. Kurbağa için verilen bilgiler doğrudur. İkinci soruya baktığımızda doğurarak çoğalma özelliği kime aitti? Tabii ki memelilere aitti. Buraya baktığımızda hamsi, alabalık ve levrek balık grubunda yer alıyorlar. Bize ise memelinin, yani balinanın özelliği soruluyor. Sıradaki sorumuza baktığımızda yukarıda birbiriyle bağlantılı cümlelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ilgili ok yönünü takip ettiğinizde hangi çıkış noktasına ulaşırsınız deniyor. Baktığımızda tüm hayvanlar benzer şekilde ürerler. Hayır, doğurarak üreyen canlılar varken yumurtayla üreyen canlılar da vardı.
Bu nedenle ilk bilgimiz yanlış. O zaman şuradan devam ediyoruz. Yılan, kurbağa, kuş yumurtayla çoğalır. Doğru bir bilgi. O zaman şu oku takip ettiğimizde çıkış noktamızın 3 olduğunu görüyoruz. Yani doğru seçeneğimiz C oluyor. Sonraki sorumuza geçtiğimizde koyun, yılan, kurbağa, yarasa, kaplumbağa, kelebek ile ilgili verilen bir ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi koyun ve yarasanın biz memeli olduğunu biliyoruz. Memeli olduğuna göre doğru olarak çoğalır. Doğru bir bilgi. Yılan, kurbağa, kelebek yumurta ile çoğalırlar. Yine doğru bir bilgi. Kaplumbağa ve kelebekte yavru gelişim ana canlı vücudunda gerçekleşir. Hayır, buraya baktığımızda gelişim vücudun dışında gerçekleşiyordu. Yani yumurtayla çoğalıyorlardı. Kurbağa ve kelebek başkalaşım geçirirler. Evet, başkalaşım evrelerinde hatta konu anlatımımızda göstermiştik. Doğru seçeneğimiz C oluyor. Son sorumuza geldiğimizde kelebeğin hayat döngüsünün şeması verilmiş. Şemaya göre hangisi söylenemez deniyor. Yumurtadan ergin bir kelebek oluşma süresi yaklaşık 60 gündür. Şimdi baktığımızda yumurta burada. Ergin bir kelebek oluşumuna kadar geçen süre 1 hafta burada. Yani yaklaşık 7 gün. 3 hafta 21 gün. 30 gün. Ve 15 günde burada. Yaklaşık olarak 60 gündür doğru bir süre. Kelebek başkalaşım geçiriyor, doğru. Başta yumurtadan tırtıla, tırtıldan pupaya, pupadan kelebeğe değişim gösteriyor. Yumurtalar yaprağın alt kısmındadır, doğru. Sıcak havalarda gelişme süresi daha kısadır. Bunun için bir şey söyleyemeyiz. Çünkü biz de bunu kanıtlayabilmemiz için farklı sıcaklıklarda gelişimini göstermesi gerekiyordu. Fakat bizim elimizde tek bir tane şema var. Bunun için D seçeneği için bir şey söylenemez. Arkadaşlar benim konu anlatımım burada sona